Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sayıların sınavlarda nasıl kullanılabileceğine yönelik bir şey hazırlayacağım. Önemli bir video olduğunu düşünüyorum çünkü birçok konunun arka planında sayıların nasıl ele almaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Yeni videolar için alt tarafta bulunan abone ol butonundan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. İlk olarak 2 ile başlıyoruz. Şimdi şöyle 2'yi gördüğümüzde aklımıza nelerin gelmesi lazım? Yani video o konsepte gidiyor. 2'yi gördüğümüzde aklımıza ilk olarak 2'ye bölünebilme gelmeli. 2'ye bölünebilme neydi? Bir sayımız oluyordu. Mesela 728. Son basamağa bakıyorduk. Çiftse yani 0, 2, 4, 6, 8'ten biri ise bu sayı 2'ye bölünür diyorduk. Ama sayı mesela şöyle 1, 0, 0, 0, 0, 1 olsa biz sadece son basamağa bakıyoruz. Yine bir tek olduğu için sayı 2'ye bölünemez diyorduk. 2'ye bölünme kuralı basit zaten. Sayının çift mi tek mi olduğuna bakıyoruz. 2 ile ilgili başka aklımıza ne gelmeli? 2'nin en küçük asal sayı olduğu gelmeli. Bunu nasıl kullanabilir soruda der ki mesela ABC sayısı ABC 3 basamaklı bir sayı ve rakamları asal sayılardan oluşuyor diyebilir. Ondan sonra da mesela der ki bu sayı 6'ya bölünüyor. Bakın orada bir şaşırtma yapıyor. Yani rakamları asal sayılardan oluşuyor. Örneğin 2 ne diyelim 300 şurada 2 olsun. 72 oldu sanırım. Rakamları asal sayılardan oluşuyor ama kendisi asal değil tabii ki. Böyle bir şey diyebilir ve der ki mesela bu sayı 6'ya bölünüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kulağını tersten tutup en son rakama 2'yi yazdırmak. Çünkü bir sayı 6'ya bölünüyorsa hem 2'ye hem 3'e bölünüyor. Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa son rakamı çift. Ama bu sayı asal sayı olduğu için son basamağa sadece 2 gelebilir. Çünkü 2'den başka çift asal sayı yok. Bu tarz karışık sorularda bu bilgiyi kullanabilir. Tabii daha basit şeylerde de kullanabiliyor ama hani ben nerede kullanabilir diye düşünürken onu. Sonra 2'nin kuvvetleri var. Bunlar 2 üzeri 2'nin 4 olduğu, işte 2 üzeri 3'ün 8 olduğu çok önemli bilgiler. Mutlaka çıkıyor. Nereye kadar çıkıyor? Yani hani zorlasa 2 üzeri 10'a kadar gelir karşınıza. 2 üzeri 11'in işte 2048 olduğu çok nadiren çıkar. Neydi bunlar bakalım? 2 üzeri 2 4'tü. 2 üzeri 3 8'di. 2 çarpa çarpa gidiyoruz. 2 üzeri 4 yani 2 ta 4 tane 2'nin yan yana çarpımı değil mi? 16'ydı. 206 64'tü. 2 üzeri 7 128'di. 2 üzeri 8 256. Hatta şuraya kadar. Buradan sonrası biraz daha zorlama. 2 üzeri 9 512 idi. 2 üzeri 10 1024. 2 ile ilgili başka hatırlamamız gereken bir şey de 2 faktöriyelin 2'ye eşit olması. Neydi faktöriyel? Mesela ki mesela 5 faktöriyel olsun. 5 faktöriyel bulmak için çok basit 5'ten geriye doğru 1'e kadar çarpıyorduk şöyle. Dolayısıyla bu da 120 oluyordu. 2 faktöriyelde ne yapıyoruz? 2 çarpı 1 diyoruz. O da 2 oluyor. Yine 2'yi görünce aklımıza gelebilecek şeyler bunlar. Geçelim 3'e. 3 de tabii ki 3 ile bölünebilme aklımıza gelmeli. 3 ile bölünebilmede 2 ekolü yoktu. Nasıl bir şey vardı? 2 ekolü 2, 4, 8'de gidiyor. 3 de 3 ve 9'da gidiyor. Ne o? Sayının son rakamına falan değil de rakamları toplamına bakıyoruz. Mesela 1, şöyle bir şey attım. 1212. Bunun 3'e bölünüp bölünebilmediğine bakacağız. Rakamlarını topluyoruz. 1, 2 daha 3, 1 daha 4, 2 daha 6. 6 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor değil mi? Kalansız. Öyleyse bu sayı da 3'e bölünür diyoruz. Ama mesela 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Topluyoruz. 1, bunlar 0 zaten. 3 daha 4. 4, 3'e bölününce kalan 1 olduğu için sayı 3'e bölünmez diyorduk. 3'ü görünce aklımıza ilk olarak 3 ile bölünebilme gelecek. Bunun yanında 3'ün kuvvetleri var tabii. Bunlar neler? 3 üzeri 1, 3 zaten. 3 üzeri 2, 3'ün karesi 9. Aynı şekilde 9'un kare kökü, zaten kare kök üstü, kare üstün tersiydi. Kare kökü 3. 3'ün 3. kuvveti 27, 3'ün 4. kuvveti 81 ve 3'ün 5. kuvveti 243.
3'ün 6. kuvvette 729 ama o da çok nadiren çıkacak bir şey. 3'ün 7. kuvvetinin ben hiç çıktığını bile hatırlamıyorum yani. Ama bunlar aklımızda. Tabii bunu ters de düşünelim. Zaten sayılarda ilerlerken onları yapacağım. Mesela 243 gördüğünüzde sınavda bir yerde o muhtemelen 3 üzeri 5'tir. Başka hiçbir şey yerde kullanılmaz. Çok nadirdir yani. Karekökli sayılar tüm çıkmış soru çözümleri, üssüz sayılar tüm çıkmış soru çözümleri kanalda var. Onlara başlamadan bir tablo gösteriyorum. Zaten o tabloda da bunları vurgulamıştım. Yani mesela 27 aklınıza hemen 3'ün gelmesi lazım. Bunun bir geçelim 4'e. 4 sayısı ile ilgili 4 ile bölünebilmeyi bilmeliyiz. 2 ekolünden geliyordu. Yani 2'de ne yapıyorduk? Mesela 1, 0, 0, 2. Son basamağa bakıyorduk. Şimdi de son 2 basamağa bakıyoruz. 2 şey 4 2'nin karesi olduğu için ikinci kuvveti olduğu için son 2 basamağa bakıyoruz. 1, 0, 12 mesela. Şura 4'e bölünür mü? 12 bölü 4, 3, kalan yok, 0, 9, 4'e bölünür. Şöyle bir sayı yapalım. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2. Şimdi bakalım sonu, son 2 basamak 42, 4'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 2 kalan oluyor, 10 oluyor. Dolayısıyla bu sayı da 4'e bölünmez. A bölünebilme gelmeli. Daha sonra 2 üzeri 2'nin 4 olduğunu hatırlamalıyız. 4'ün karekökünün 2 olduğunu hatırlamalıyız. 4'ün karesinin 16 olduğunu hatırlamalıyız. 4'ün küpünün yani 3 tane 4'ü yan yana çarptığımızda 64'e ulaştığımızı hatırlamalıyız. Bu önemli çünkü mesela bu 3 tane 4'ün yan yana çarpımı aynı zamanda 6 tane 2'nin yan yana çarpımı. Soru üretiyorlar. Diyorlar ki işte 4 üzeri 3, 2 üzeri 6. Nasıl üretiyor? 4 üzeri x eşittir. 2 üzeri işte y eksi 1 atıyorum. X ve y eşitliğini sağlayan mesela 3 yazsak buraya da 7 yazsak oturdu değil mi? Al sana soru. Tabii sadece soru bununla kısıtlı değil ama öyle bir yapıyor ki x ile y bu ifade 7'ye 3 çıkıyor. Ve 4 üzeri 4 bu da nadiren çıkar. 2 üzeri 8'e eşittir aynı zamanda. 256. 4 üzeri 5'in hiç çıktığını hatırlamıyorum. 5'e geçersek 5 ile bölünebilme önemli. 5 tamamen farklı bir sistematiği var. Son rakama bakıyoruz. Son rakam 5 ya da 0 olursa sayı bölünüyor 5'e. Yani istediğiniz gibi koyabilirsiniz. 4, 2, 5, 7, 6, 8. Son rakama geldik. 0 veya 5 ise bölünür. 1 ise bölünmez, 2 ise bölünmez ama 5 ise bölünür. Mantığı bu. Sonra üslü ifadeleri 5 üzeri 2 25 oluyor. Sınavlarda çıkan 5 üzeri 3 125 oluyor. 5 üzeri 4 625 oluyor. 5 üzeri 5 de 3025 sanırsam. Şey 3125 olması lazım ikisinden biri. O da çok çıkmıyor. Çok nadiren çıkıyor. Kısa yoldan yapalım. Nasıl yaparız? Bunu 5 ile çarpacağız. 600'ü 5 ile çarptık. 3000. 25'i 5 ile çarptık. 125 şurada var. İkisini topladık. 3125. Yine matematikte 4 artı 1 işlem diye bir video vardı. Orada bütün pratik çarpma, bölme, toplama, çıkarma yöntemlerini söylemiştim. Herhangi kağıt kalem kullanmadan çoğunu yapabiliyoruz böyle. Geçelim 6'ya bölünebilme. 6'ya bölünebilme de önemli bir nokta. 6'ya geçtik. İlk nokta 6'ya bölünebilme. 6'ya bölünebilme demek aslında 2 ve 3'e bölünebilme demek. 2 veya 3'e değil dikkat edelim. Veya 3'e değil. 2 ve 3'e. Bir sayı 2'ye nasıl bölünür? Söyledik. 3'e nasıl bölünür? Söyledik. Onların ortak 2 ile 3'e bölünüyorsa sayı 6'ya bölünüyor. Yani ne oluyor? Son rakamı çift oluyor. Bir de sayı değerleri toplamı 3'ün katı oluyor. 6'nın üslü ifadelerinde 6 üzeri 2, 36, 6 üzeri 3, 216 çıkıyor. 6 üzeri 4'e gittiğini hatırlamıyorum. Çok nadirdir. Bu ikisini bilmemiz iyi. Yani 216'yı görünce bu 6'nın küpüydü şeklinde hatırlamamız önemli. 6 nerede çok kullanılıyor? Bir de payda eşitlemede kullanılıyor. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 3 toplayacağız. Bunları 6'da eşitliyoruz. Adam mesela bunu zor yapacak tabii bölü 2 vermeyebilir. Ne der? X bölü 2, y bölü 3.
Bunları nerede eşitliyoruz? Yine bunu 3 ile bunu 2 ile çarpıp 3x artı 2'ye eşit bölü 6 eşittir bilmem ne diye eşitliyoruz. 6 başka nerede kullanılıyor? 3 faktöriyelde kullanılıyor. Faktöriyel 6'ya eşit oluyor. Yani 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir 6. 6 ile ilgili sorularda karşınıza çıkan arka plan bilgileri de bunlar genelde. 7'ye geçersek 7 asal bir sayı çok nadiren kullanılıyor. Ama şu nadiren kullanılmasını da bir fırsata çevirip soru üretilebiliyor. Nerede üretiliyor? Mesela 91 ve 84 üzerinden. Genelde çarpım tablosunda okullarda 10'a kadar öğretildiği için 7 çarpı 10 70 bitti. 7 çarpı 11'in 77 olduğu da biraz basit. Yani 7 çarpı 11 77 bu da basit. Ama 7 çarpı 13'ün 91 olduğu daha nadir bilinen bir bilgi. Dolayısıyla buradan soru türetiliyor. Soruda bir 91 görüyoruz. Bir de mesela 91'in 3 bölü 7'sini buluyoruz. 91 7'ye bölündüğü için bu bilgiyi kullandırtıyor bize. Örneğin rasyonel sayı sorusu üretebilir. Zorlarsa karışım sorusu üretir. Mesela der ki bir şeyin %7'si der. Şıklardan bir bakarız zaten hani tam sayı soru 91 gibi. 7'nin katı olan şeyler şıklara gizlenmiş olabilir. Bir de 7 çarpı 12 84 olması sorularda yine karşımıza çıkan bir arka plan bilgisi. Soruda 84 ifadesi geçiyorsa bu 7 çarpı 12 ile ilişkili olması muhtemel. Çünkü 84 aynı zamanda 21 çarpı 4'e eşit olduğu için bu da kullanılıyor. Bir soru üretecek mesela hem 21'i hem de 7'yi sorunun içine koyuyor. İşte bunun 2 bölü 21'i onun 3 bölü 7'sine eşittir gibi düşünebiliriz. Yani sözün özü 84'ü görünce 84'ün 7 çarpı 12'ye eşit olduğu aklımıza gelebilir. Önemli bir hızlandırma bilgisi. Zaten genelde sorular sizin matematiksel çözüm hızınızı artıracak bilgiler içeriyor. 8'e bölünebilmeye geçersek 8'e bölünebilme yine çok nadir çıkan bir şey aslında ama yolu kolay. 2'ye bölünebilme de son basamağa bakıyorduk. 2'nin karesi yani 4'e bölünebilme de son 2 basamağa bakıyorduk. 8'e bölünebilme yani 2'nin küpüne bölünebilmede de son 3 basamağa bakıyoruz. Yani ne diyoruz? Mesela 9, 5, 6, son 3 basamak 800. 800 8'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Öyleyse bu sayı 8'e bölünmüş. 801 olsaydı 8'e bölünmeyeceği için sayı 8'e bölünmezdi. Bu 8'in de böyle bir şeysi var. Çok fazla çıkmıyor genelde. 2'nin küpünün 8 olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Karekök 8'in 2 kök 2 olduğu bilgisi de çok fazla çıkıyor. Niye 2 kök? Çünkü karekök 8 eşittir karekök 4 çarpı 2. Şu karekök 4, 2'nin karesi olduğu için dışarıya çıkıyor. Bu içeride kalıyor. 2 kök 2'ye eşit oluyor. 2 kök 2'yi gördüğümüzde kök 8, kök 8 gördüğümüzde aklımıza 2 kök 2'nin hızlıca gelmesi lazım. 8'in karesi kullanılıyor sorularda. Sadece 8'in karesi 64. Bu aynı zamanda 4'ün 3. kuvveti ve 2'nin 6. kuvvetiydi dikkat edersek. 8'in küpünün kullanıldığını ben pek görmedim. 64'ü 8 ile çarpalım mesela nasıl? 60 ile 8'i çarptık 480. 4 ile 8'i çarptık 32. Topladık 512. Yani 8'in küpü zaten 2'nin 9. kuvvetine eşit oluyor. Hani çok kullanıldığını görmedim. Bu daha önemli. 9'a bölünebilmeye geçersek, 9'a geçersek 9'a bölünebilme var. Tabii sayının rakamları 9'un katı mı? Ona bakıyoruz. Mesela 1, 0, 8. 1, 0 daha 1, 8 daha 9. 9'un katı değil mi? Öyleyse bu 9'a bölünür diyoruz. Şöyle bir şey olsun. 9, 9, 9, 1, 9, 9, 9. Görünüşü çok güzel 9'a bölünür gibi ama toplayınca şunlar 9'un katı gelecek tabii 9 olduğu için. Şu 1 9'un katını bozacak. Dolayısıyla bu sayı 9'a bölünmeyecek. 9'a bölünebilmede 3'e bölünebilme gibi düşünüyoruz. Orada toplamı 3'e bölünebiliyor mu diye bakıyorduk. Burada ise 9'a bölünebiliyor mu diye bakıyoruz. Sonra 9 ile ilgili 3'ün karesinin 9 olduğu aklımıza gelmeli. Karekök 9'un 3 olduğu yine aklımıza gelmeli. Ve 9'un karesinin 81 olduğu aklımıza gelmeli. 9'un karesi 81'e eşit. O da aynı zamanda 3'ün 4. kuvvetine eşit doğal olarak. Çünkü 9 3'ün karesi olduğu için 9 üzeri 4'ü şöyle yazabiliriz. 3'ün karesinin pardon 9 üzeri 2'yi şöyle yazabiliriz. 3'ün karesinin karesi. Bu da 3 üzeri 4.
Bu bilgi geliyor. Peki 9'la ilgili bir özel durum daha değiştirilirse 10 katı. Hadi 9'un 3. kuvveti 729. Ama çok nadiren çıkar. Böyle ezberlemeye gerek yok. Sayının rakamları yer değiştirirse 9'un katı değişir diyoruz. Ne demek? Mesela bir sayı var 12. Yer değiştirdik 21. Ne oldu? Sayı 9 arttı değil mi? 21-12 9. Hep 9'un katı. Mesela 52. Değiştirdik 25. Ne oldu? 29 katı azaldı. Hep 9'un katı olan çözümleme yapınca görüyorduk. Şöyle basit bir mantığı vardı. Bizim AB sayımız aslında 10 tane A artı B'dir değil mi? Mesela 23 aslında bir tane 3 ile 10 tane 2'nin toplanmasıdır. Bir tane 3 3'tür. 10 tane 2 20 toplayınca 23 olur. Buradan geliyor. Şimdi AB 10 A artı B. Yer değiştirince ne oluyor? BA 10 B artı A. Şimdi bundan bunu çıkaralım örneğin. 10A artı B. Çünkü sayıyı çıkarıyoruz yer değiştikten sonra. Eksi 10B eksi A. 10'dan A çıktı 9A. Şurada da eksi 9B var. Ne oldu? Rakamları yer değiştirince 9A eksi 9B oluyor. Yani hep 9'un katı gelmesinin esprisi bu. Böyle bir mantığı var. Bunu bilmemiz lazım. Bir sayının rakamları yer değiştiriyorsa 9'un katı değişir. Yani şıklara baktığımızda 9'un katlarını hemen bir gözümüzün ucuna kestirmemiz lazım. Ne onlar? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Zaten sayın yer değiştirince rakamları işte 9'un 17 katı artması yani 9'un 10'a kadar olan katları şeklinde değişiyor. Ve 10 ile devam ediyoruz. Bu videoda ilk 10 sayıyı aldım. Şimdi bu biraz kaymış ama ben söyleyeyim. 10'da 10 ile bölünebilmeye bakıyoruz. Çok basit bir kuralı var. Sayı ne olursa olsun son rakamının 0 olması lazım. Şurası 0'sa sayı 10'a bölünüyor. Burası 0 değilse örneğin 5 ise sayı 10'a bölünmüyor. Az önce söylediğim şey 10'un katı kullanımı önemli. Yani sayı çözümlemede kullanıyoruz. Mesela bize bir şey veriyor. A, B sayısı. Örneğin 10A artı B diye açıyoruz. A, B, C sayısı. 100 tane A artı 10 tane B artı C diye açıyoruz. Ne demek bu? 325. 1 tane 5, 10 tane 2, 100 tane 3. Sağlıyor mu? 100 tane 3, 300. 10 tane 2, 20. 1 tane 5, 5 topladık. 320 kullanıyoruz. Onu bölme ve çarpmada çok kullanıyoruz. Yani mesela bir sayı var. 10 ile çarptım. Yanına 0 ekledim. Bir sayı var. 10'a böldüm. Bir tane sıfırını sildim. Normal bölme ve çarpmanın dışında ondalık bölme ve çarpmada da onu çok fazla kullanıyoruz. Örneğin 2,21. 10 ile çarparken virgülü bir tane buraya kaydırıyoruz. 10 ile bölerken virgülü bir tane o tarafa kaydırıyoruz. Mesela 2,27'yi 10 ile çarptığımızda ne olacak? 22 virgül aynı şekilde telefon çaldı inşallah yanlış yerde kalmamışsındır. 10 ile çarpıyorduk. 22,7 10'a bölerken de mesela 23,2'yi 10'a böleceğimiz zaman bir tane kaydırıyorduk. 2,32 oluyordu. Ondalık kesirlerde kullanılıyor. Bir de nerede kullanıyor 10 sayısı? 2 ile 5'in payda eşitlemesinde. 1 bölü 2 ile 1 bölü 5'i topladık. Diyebilirsiniz ki bu kolay ama tabii soruda bunu şöyle verecek. X artı 2'ye bölü 2 artı 3x artı 5'ye bölü 5. Ha, burada biraz daha karışık olabilir. Hiç dik ona aldanmadan bunu 5'te bunu 2 ile genişletip 10'da eşitliyoruz. Bir kullanımı da bu 10 sayısının. Aynı şekilde 11, 12, 13 şeklinde devam edecek. Bu video serisi. Görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Tabi her sayı yok. Yani mesela örneğin 17 sayısı. 17 sayısının zaten çok bir kullanımı yok. Yani 17 çarpı 3'ün 51 olduğu belki biraz çıkıyor. 17 çarpı 4'ün 68 olduğu çıkıyor. Ama bunun dışında işte 3 çarpı 3 katı 4 katının dışında 17 sayısını bir rasyonel sayı sorusuna, bir üssü sayı sorusuna, bir yüzde sorusuna entegre eder. Dolayısıyla onu hızla atlayıp geçiyoruz. Ama bazı sayılar var çok önemli. Örneğin 64, örneğin 144, 256 sayılarıyla aranızdaki bu şeyi kaldırmak,
ön yargıyı kaldırmak açısından önemli. Çünkü şimdi 144'e bakınca örneğin ne görüyoruz? 12'nin karesidir. Şuraya yazalım. Bir örnek olsun. 144 çok önemli bir sayı. Çok soru türetilebilen bir sayı. 12'nin karesi olduğunu biliyoruz. Ondan sonra bunun 36 çarpı 4 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bir yerden daha önemli 16 çarpı 9. 144'e eşit oluyor. Bunun dışında işte 9'a bölünebilmesi sorularda soruluyor şu gizlenerek. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesi soruluyor aynı zamanda. Yani çok fazla soru üretilebilecek noktası var 72'nin 2 ile çarpımı aynı zamanda. Ve dolayısıyla biz 144'ü görünce çok fazla şeyi çağrışım yapmamız lazım. Bu soruyu çözmeyi hızlandırıyor zamana karşı da yarıştığımız için. Ama 144'ü görünce bunları çağrıştırmazsak hani bu nerede kullanılabilir diye daha çok düşünmemiz gerekiyor. Bunlar aynı zamanda sorunun şıklarla olan ilişkisini anlamanızda da çok yardımcı oluyor. Mesela örneğin soruda bir 51 görünce az önce de konuştuk. 17'yi aklımıza getirmemiz lazım. Şıklarda 17'ye yakın durmamız lazım. Bu hızlandırıyor çözümü. Yani 17 ile ilişkisi 51'in çünkü 17'nin 3 ile çarpımı. Onun dışında 51'in çok da bir kullanımı yok yani aslına bakarsanız. Hani getirip bunu 5'in karesi çarpı 2 artı 1 diye sorma ihtimali daha düşük olduğu için bu da fayda sağlıyor. Umarım faydalı olmuştur. Hani pratik matematik videoları serisine bunu da eklemek istedim. Devam edecek inşallah bu diğer sayılarla. Kolay gelsin herkese.